Aydın'da yaşayan 27 yaşındaki Mehmet Madenci geleneksel tarım yöntemlerine meydan okuyarak üniversitede edindiği bilgileri tarlasına taşıyor. İkinci üniversitesini okuyan Madenci gençlere örnek olurken ekmeğini de topraktan çıkarıyor. Aydın'ın Koçerli ilçesi Yeniköy mahallesinde yaşayan 27 yaşındaki Mehmet Ali Madenci, Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliğini bitirdi. İzmir'de kalite kontrol mühendisi olarak bir süre görev yapan Madenci, yaşam şartları ve ekonomik nedenlerden dolayı oradaki işinden istifa edip Aydın'a döndü. Aydın'da baba mesleği olan çiftçiliğe başlayan 27 yaşındaki Mehmet Ali Madenci, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Koçerli Meslek Yüksekokulu'nda 2. üniversitesini okumaya başladı. Madenci, İzmir'deki işinden mühendislere yeteri kadar değer verilmediği için istifa ettiğini söyledi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezunum. İzmir'de özel bir firmada kalite kontrol mühendisi olarak çalışıyordum. İstifa ettim ve ailemin yanına tekrar buraya geldim. Neden çiftçiliğe başladın? Neden? Çünkü zaten doğduğumuzdan beri, çocukluğumuzdan beri ailemizle yapmış olduğumuz bir meslek olduğu için deneyimimiz var aslında. Kurulu bir düzenimiz de var. Aynı zamanda neden mühendisi bıraktım derseniz özel firmaların sağlamış olduğu imkanlar gayet kötü bence. Ben beğenmiyorum. Maaş olarak da kötü. O yüzden istifa ettim ve kendi ailemle birlikte bu mesleği yapmaya devam edeceğim. Mühendislik ve çiftçilik mesleğini karşılaştıran madenci şunları söyledi. Elbette burası daha iyi. Neden burası daha iyi? Çünkü bu benim kendi mesleğim. Kendi patronuyum, kendi işimin kendi işçisiyim. O yüzden daha verimli bir ürün elde edebileceğimi düşünüyorum. Ve imkanlar olarak burası daha iyi. Çalışma saatleri, çalışma imkanları burası daha iyi. İyi ki de gelmişim diyorum. Pişman değilim yani. Madenci, ürünlerinden daha iyi verim alabilmek için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Koçerli Meslek Yüksekokulu'nda organik tarım bölümüne başladı. Zaten ikinci üniversiteme yeni başladım bu sene. Birinci sınıftayım zaten. Okuma amacım hem tarlada yapmış olduğum bu üretimde daha verimli ürünler elde edebilmek için daha tecrübe edinmek ve bitkiler ve ürünlerimizin hastalıkları hakkında bilgi edinip bu hastalıklarla başa çıkmak için okuyorum. Bence tabii ki de deneyimi var ki daha birinci yılım ama daha okul bitiminde çok daha başarılı ve çok daha güzel ürünler elde edeceğimi düşünüyorum. Çünkü kullandığımız ilaçlar bilmediğimiz ilaçlar ve ben bunları öğrenmek istiyorum. Bunun için okula gidiyorum. Hastalıkları bilmiyorum, sıkıntıları bilmiyorum. Bunları yavaş yavaş öğreniyorum ve tabii ki de öğrendiklerimi uyguluyorum. Hatta gelenekleşmiş yani ailelerden kalan bildiklerimizi değiştirmeye çalışıyorum aslında. Bu yüzden verimli olacağını düşünüyorum okulun. Koçerli ovalarında daha çok pamuk, buğday, ayçiçeği, mısır, susam ve yonca ekildiğinden bahseden madenci şöyle konuştu. Bizim bu bölgede topraklar zaten çok verimli olduğu için buraya ne eksek yetişir. Ama biz geleneksel olduğu için pamuk, buğday, mısır, ayçiçeği, susam, yonca olarak ürünler ekiyoruz. Ama bizim geçim kaynağımız çoğunluğu %90 olarak pamuktur. Pamuğun yanında dediğim gibi diğer ürünleri ekiyoruz. Pamuk ekiyorsak yılda bir kere ürün ekiyoruz, alıyoruz. Ama diğer mahsulleri ekersek, buğday gibi ürünleri ekersek arkasından tekrar pamuk ekebiliriz. Yonca var. Aynı zamanda susam gibi yeni ürünler de var. Bunlar da artık verimi yüksek oluyor. O yüzden bunları da ekiyoruz hep. Madenci, hava şartlarından dolayı pamuğu erken ektiklerini belirtti. Ya pamuğu biz aslında hava şartları iyi gidiyordu Nisan başında. Biz de bu hava şartlarına aslında kandık mı diyeyim bilmiyorum ama hepimiz bu genel olarak herkes burada pamuğu ekti erkenden. 12 Nisan, 15 Nisan gibi pamuklar ekildi. Normalde Nisan sonu, Mayıs başı Ekim de oluyordu. Erken ektiğimiz için aslında bazen havalar soğuduğu için pamuk biraz kötü gibi ama çok da kötü diyemiyorum. Çünkü geleneksel olarak iyi üretim yapıyoruz. Herkes artık deneyim kazanmış. Biz de, bütün buradaki halkımız da iyi ürün çıkarıyor. Orta diyebiliriz. Ama iyi olsun diye çabalıyoruz. Çiftçilerin yaşadığı sorunlardan bahseden madenci şunları söyledi. Domuz diye bir sıkıntımız var. Ürünlerimizi çok kötü talan ediyor. Yani kullanılmayacak, ürünü hasat edemeyecek bir pozisyona getiriyor bu domuzlar. Hem yiyor, yemese de yıkıyor, bırakıyor. Bu yüzden verim düşüklüğü yaşıyoruz. Diğer şartlarda da su sıkıntısı var. Kışları yağması gereken yağmur çok fazla yağmıyor. Barajlardaki su miktarı oldukça az. Bu yüzden bize verilen hak da tabii ki de azalıyor. Yani ürünlerimizin istediği suyu veremiyoruz aslında. Bu da tabii ki de verimi ve kaliteyi düşürüyor. Aynı zamanda traktörlerimizde kullandığımız olduğumuz mazot, gübre, bu ürünler biraz fazla. Ama sağ olsun devletimiz yine desteğini çıkıyor. Yeteri kadar olmasa da desteklerinden teşekkür ediyoruz. Olduğu kadarıyla kullanmaya çalışıyoruz.